İyi günler, ben Merve Yıldırım. Bugün günlerden pazartesi. Keyifle merhaba, iyi günler diyemiyorum sizlere. Çünkü haftaya yine çok kötü başladık. Ağlayarak, acıyla, kalbimiz sızlayarak başladık. Birkaç hafta önce yaşadığımız şoku atlatamadan, yaralarımızı saramadan dün akşam Ankara Kızılay'da başkentimizin göbeğinde yine bir terör saldırısı aklımızı başımızdan aldı. Tam 37 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun demekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. 71 vatandaşımız hala hastanede yaralı. 15'inin durumu çok kritik. Yakınları perişan. Acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizlerle, o hastanelerin önünde, adli tıpların önünde bekleyen, yakınlarını bekleyen insanlarla dualarımız. Ne yazık ki artık hepimiz korku içindeyiz. Sokakta adım atarken, işimize, evimize giderken, çocuklarımızı okula gönderirken tedirginiz. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Normal olmak, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek mümkün değil. Ve belki de önemli olanlardan biri de bu. Hain terör saldırılarının bizler için normalleşmemesi ve buna izin vermememiz gerekiyor. Birlik beraberlik duygularımızı bu dönemde daha fazla hatırlamamız gerek. Teröre lanet olsun, hainlere lanet olsun. Evet, keyifli değiliz ama hain terörün istediğini vermeyeceğiz. Hayat devam edecek, bizler yıkılmayacağız. Hayatın unutturulmaya çalışan yönlerini teröre inat hatırlamaya bugün de devam edeceğiz. 45 dakika birlikteyiz. İlk olarak affetmek büyüklüktür diyoruz. Suriyeli çocuğu hatırlayacaksınız. Onu bir esnaf kaldırıp yere fırlatmıştı. O çocuk bakın hepimize nasıl bir ders verdi. Başındaki şapkayı düşüren 6 yaşındaki Hasan'ı bir anlık öfkeyle havaya kaldırıp yere fırlatmıştı. İzmirli o esnafa en büyük dersi üzerine saldırdığı Suriyeli Hasan verdi. Küçük çocuk canına kasteden seyyar satıcıyı affettiğini söyledi. Müsamaha ettim, bağışladım diyor. Herkes o çocuğu merak ediyordu. İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası valilik harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkmasından 3 gün sonra seyyar pilavcının havaya kaldırıp attığı Suriyeli çocuk bulundu. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ağrıyor mu bir tarafın, oldu mu? Oldu. Burası ağrıyor. Neren ağrıdı? Burası. İsmi Hasan Hantumani'ydi. 6 yaşındaydı. İzmir'de annesi, babası ve kardeşleriyle kalıyordu. Geçen gün abi vurdu yavrum. Nasıl oldu? İyi oldu. Oynuyor mudunuz, geziyor mu? Neyse ki sağlık durumu iyiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Çocuk devlet koruması altına alındı. Bir de hediye yolladı sana Cumhurbaşkanı. Düşmezse zaten kontrolü gideceksin bundan sonra değil mi Hasan? Aferin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi olan bisikleti İzmir valisi Mustafa Toprak teslim etti. Babatla bu seyfi. Onu öpücüklerime güldüreyim diyor. Suriyeli çocuk gazetecilerin sorularını yüzünde mahcup bir gülümsemeyle yanıtladı. Ve yaşından beklenmeyecek kadar büyük, alkışlanacak bir tavır sergiledi. Ben abini vurdu ya bana. Evet. Şuan Allah. Onu bağışlıyorum diyor efendim. Bağışlıyorum. Ha, ben kızmadım diyor. Ailesi de 4 çocuk babası olduğunu öğrenince seyyar satıcı Mustafa D. hakkında şikayetçi olmadı. Ben seni Allah'a şikayet ettim demiş hani. Allah'ı samahu, Allah'ı samahu. Allah'ı samah etsin diyor. Düşüncelerinizi Merve Yıldırım TV ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve silahla oyun olmaz cümlesini hatırlatmak istiyorum. Av tüfeğiyle oynarken torununu vurdu. Mahkeme o dedeyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ama Türkiye'de 2,5 milyonu ruhsatlı 20 milyon silah var. Üstelik ateşli silahlarla en çok kaza baranı da öldüren tüfeklerle yaşanıyor. Silahlara ulaşmak aslında çok kolay. Mağazalar, dükkanlar işte bu kampanyalarla müşteri çekmeye devam ediyor. Baranın bu anları artık acı birer hatıra. İstanbul Bahçeli Evler'de 52 yaşındaki dedesi Musa D. torunuyla oyun oynarken av tüfeğiyle vurdu onu. 4,5 yaşındaki Baran hayatını kaybetti.
Baran toprağa verilirken dedesi polise ifade veriyordu. Musade adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dede ve torunun başına gelen acı olay kimseye ders olmadı. 600 liraya satılan av tüfekleri kampanyalarla mağazalarda. Türkiye'de 17,5 milyon ruhsatsız silah ehil olmayan ellerde. Hiçbirimizin bir adım sonrası, bir saniye sonrası belli değil. Bu hayatın gerçeği ama ülkemizde yaşananlara, olanlara, ölümlere baktığımızda bunun bizim yaşantımızda daha mümkün olduğunu görüyoruz. Öyle bir haber daha gelecek ekrana. Allah'tan ölüm yok içinde ama bir köpek saldırısıyla bile insan hayatının nasıl tersine dönebileceğini gösteriyor bize. Kovalama esnasında tabii biz o şeyle korkuyla kaçtık. Kaçtıktan sonra caddeye çıktık. Avrupa şampiyonu tekvandocu köpekten kaçarken minibüsün altında kaldı. Bu talihsiz kaza yaşanmasaydı genç sporcu bugün Hollanda'daki turnuvada Türkiye'yi temsil edecekti. Sarıyer'de 3 arkadaşımla birlikte dışarıdaydık, geziyorduk. Ara sokaktan geçiyorduk, bir köpek kovaladı bizi. Emre Gül henüz 17 yaşında sporculuk kariyerine kısa sürede 46 madalya sığdırdı. Türkiye'de ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyordu. Son olarak da Hollanda açık turnuvasına hazırlanıyordu. İstanbul Sarıyer'de spor salonunun önünde bir köpek havlayarak üstüne koştu. Yola fırlayan Gül'e minibüs çarptı. Halk minibüsü çarptı. Tabii hatası yok onun. Hata bizde yani bir anda çıkınca onu da yapacak bir şey olmadığı için. Hemen hastaneye kaldırılan şampiyon sporcunun ayağı 2 hafta alçıda kaldı. Hollanda'daki turnuvayı da böylelikle kaçırdı. Bacakta ezik vardı. Allah'a şükür cumartesi günü çıktı alçı. Hollanda'da olacaktım. Bugün müsabakalı olacaktım. Herkes merak ediyor tabii siz. Yok tek bandaj hiç köpekten korkan diye soruyorlar. Olur olmadık korkuyor. Bizim de korkularımız var. Emre Gül'ün ayağındaki alçı çıkarıldı. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Yakında düzenlenecek bir başka uluslararası turnuvaya daha da güçlü katılmak için antrenör Mehmet Yümle eşliğinde çalışmalar yapıyor. Gönderdiklerinize göz atmak istedim. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani hepimizin ortak hissettiği duygular bunlar. Herkes teröre lanet okuyor şu anda sosyal medyada. Ne yollayayım sana, hangi katliamdan bahsedelim diye düşüncelerinizi paylaşmışsınız. Sizlerle aynı düşüncedeyiz. Hepimiz zor günler geçirmekten aslında çok yorulduk. Ne yazık ki bugüne de bu haftaya da böyle acı merhabayla sizin karşınıza çıktık. Şimdi bir hastane gelecek ekrana. 2 aylık bebekten 70'lik hastaya kadar bütün apartman sakinleri sokakta. Detayları izleyelim. Daha şimdi çökecek, ha birazdan sonra çökecek. Bina gitti mi? Ne zaman gidecek? 2 aylık bebek, 5 gün 5 gecedir böyle dışarıdayız. Çocuk hastalandı, doktora götürdüm, zatüre olmuş. Çökmek üzere olan bir bina. Çocuğuyla, yaşlısıyla, hastasıyla 36 nüfus. Bitişiğindeki inşaat önlem alınmadan başladı. Bina yattı. Gidecek yerleri olmayan ailelerse hiç yapmamaları gerekeni yaptı. Çaresizlikten mührü söküp evlerine girdiler. Tamam dedi, önlemini alacağız. Biz bunu harfiyatını indireceğiz. Ondan sonra önlemini alacağız buranın. Ne belediye ilgileniyor, ne zabıta ilgileniyor. Ayın 7'sinde mühürlediler. Bizi dışarıya çıkarttılar. İstanbul Esenyurt'ta önlem alınmadan kazılan temel bitişikteki binayı bu hale getirdi. Apartman mühürlendi. İçindeki ailelere yer ayarlayacağız sözü verildi. Ama söz tutulmadı. Çocuğuyla, hastasıyla sokakta kaldı apartman sakinleri. Burası binanın balkonu. Aslında üzerinde yürümek bile çok tehlikeli. Çünkü bina o kadar fazla hasar aldı ki bu balkon yıkılmak üzere. Bir de diğer binayla arasındaki boşluk var. Oraya da bir yetişkinin kolu rahatça sığabiliyor. Sokakta geçen 4 günün ardından 2 aylık Furkan bebek zatürre oldu. Ergen ailesi canlarını hiçe sayıp mührü söktü, eve girdi. Mührü mecburen söktüm, içeriye götürdüm çocuğu. Dün akşam zabıta gelmiş, diyor ki siz suç işlemişsiniz. Suç işlemişsiniz de bize yer temin etmemişsiniz. Apartman sakinlerinin geç de olsa alınan önlemi, mührü sökmeleri riski kat be kat artırdı. Şimdi inşaat sahiplerinden ya da belediyeden kalacak bir yer göstermelerini istiyorlar. Çocuklar gece sabaha kadar uyuyamaz hale geldiler. Yani şu anda perişan durumdayız.
bir evim olsun diye varınızı yoğunuzu satıyorsunuz. Türkiye'de bu kentsel dönüşüm nedeniyle zaten pek çok kişi böyle yatırımlar yapıyor. Bir inşaat şirketine yatıran insanlar var. 5 yıl önce onlar varını yoğunu inşaat şirketindeki ev alacağız diye oraya yatırdılar paralarını. Fakat üstünden 5 yıl geçmesine rağmen ev yok ortada. Peki maketten beğenip para yatıran insanların bu durumu ne olacak dersiniz? Onlar hayallerini de yıktılar. Mağdurlar burada, hayalleriniz, paralar ne oldu bugün, yandı mı? Hepsi yandı, küldü, kül oldu, bitti efendim. Şu an acı çekiyoruz, içimiz yandı. Hepsinin içi yanıyor aslında. Ellerinde, avuçlarında ne varsa birikimlerini ev hayaliyle inşaat şirketine verdiler. 5 yıl geçti, evler yapılmadı. Mağdurlar isyan etti. O evlerin maketlerini işte böyle yaktılar. İşte bu üzerine bastığım toprakta, bu arsada, bu evlere kavuşacaktı onlar. Ancak hayaller sadece bu maketlerde kaldı. Şimdi mağdurlar seslerini duyurmak için işte bu evleri, maketleri ateşe verdiler. Hakkımızı yediler, hakkımızı arıyoruz. Hayaller varmış değil mi? Sen o zaman küçüktün. Kaç yaşındaydın? Ben 2'ye gidiyordum. Şimdi? Şu an 6. Ev nerede? Maalesef. Sırf bu sıkıntından dolayı kanser olan insanlar var ve kahrından ölen insanlar var. Ben 36 yaşında şeker hastası oldum bunların yüzünden. Gördüğünüz gibi bu halde hakkımı alma noktasında mücadelemi vermeye çalışıyorum. 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'ta inşaat firması 80 milyon liraya yakın para topladı. Maketten satılan konutlar 24 ayda teslim edilecekti ama daha temel bile atılmadı. İddiaya göre inşaat şirketi paraları aldı ama sözünü tutmadı. Onlar da bu yüzden o arsada eylem yapıp maketleri yaktılar. Banka dekontlarımız var ve sözleşmemiz var ama sözleşmemiz noterden olmadığı için geçerli değildir. Adi sözleşme. Bu insanlar hayalle uğraşmak zorunda bırakıldılar. Boş bir arsada, maketlerin üzerinde, üstelik arsanın tapusu da bu insanlara ait değil. 75 bin ila 150 bin lira arası para verdik yaklaşık 5 yıl önce. 1700 mağdur önce dernek kurdu, sonra da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başkaları da mağdur olmasın diye eylemlerini devam ettirecek konutsedeler. Sonuna kadar bu davaların peşindeyiz. Bu insanların haklarını alacağız. İşin acı tarafı nedir biliyor musunuz? Bu insanları bu şekilde mağdur eden kişiler hala inşaat yapıyorlar, hala satıyorlar. Maket mağdurlarından bizim ekibimizdeki arkadaşlardan da var. Onlar da maketten beğenip bütün varını yoğunu yatırmıştı. Evlerini hala teslim alamadılar. O yüzden biz de tanık oluyoruz, yakından tanık oluyoruz böyle konut zedelere. Ne yazık ki çok yaygın bir sorun bu. Sık sık da uyarı yapmaya çalışıyoruz. Konuttan bakarak almayın, paranızı, malınızı, mülkünüzü yatırmayın diye. Ama ne yazık ki böyle şeyler 5 yıl önce de olsa, şimdi de olsa yaşanıyor. Maketten lütfen beğenip paranızı yatırmayın. Bu bir uyarıdır. Sokakta birine saat sorarken, saat kaç diye sorarken ya da sokakta birinden fikir alışverişi yaparken ya da mağazada kıyafetimizi denerken nasıl olmuş diye sorarken bin kere düşünmemiz gerekiyor artık. Haberi izledikten sonra anlayacaksınız. Pembeli yapıyor zaten. Bak onun altından açmaya çalışıyor annemin çantasını. Bak şimdi bak uzanıyor, farkında mısın? Birlikte battaniye seçer gibi yaptılar. Ama o battaniyenin altından yaşlı kadının cüzdanını çaldılar. Görüntüler çok netti. İki kadın hırsız kısa sürede yakalandı. Yer İstanbul Maltepe'de bir mağaza. Gönül'a kapının önündeki sepetten tekstil ürünlerine bakıyordu. Az sonra iki kadın yaklaştı yanına. Bak annemin yanına yanaşıyor şimdi yavaş yavaş. Hırsızlar yaşlı kadınla bu pembe battaniye hakkında konuştular. Fikir alışverişi yaptılar. Aslında niyetleri dikkat dağıtmaktı. Konuşurken o battaniyenin altından eli yaşlı kadının çantasına uzandı. Birkaç saniye içinde de cüzdanı çekip çıkardı. Bak şimdi bak uzanıyor, farkında mısın? Bak alacak şimdi, bir müddet sonra kolunun altına koyuyor zaten. Yaşlı kadın mağazadan ayrıldıktan sonra fark etti cüzdanının olmadığını. Yan kesici kadınlarsa çoktan gözden kaybolmuşlardı. Güven timleri peşlerine düştü. Kısa süre içinde de yakaladı kadınları. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Kim şüphelenir ki?
belki de melek yüzlü dertleştiğiniz bir kadın sokakta. Kim şüphelenir? Kimin aklına gelir onun hırsız olabileceği? Ne yazık ki bir sürü böyle yan kesici var sokakta. Bir kere de bizim pazarda başımıza gelmişti annemle. Çok iyi hatırlıyorum. Küçüklük dönemlerimde, çocukluk dönemlerimde böyle konuşurken domates, biber, patlıcan alırken bir baktık. Demek o konuştuğumuz kadın bizim cüzdanımızı çaldı diye düşünmüştük. Çok iyi hatırlıyorum. Ne yazık ki herkesin başına gelebiliyor böyle şeyler. Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin staj yapması gerekiyor. Bizim de burada stajyer arkadaşlarımız var. Geliyorlar, stajlarını yapıyorlar. Onlar staj yaparken belli primler ödeniyor. Ve bu primlerin emeklilikte sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesiyle ilgili bir konu gündemdeydi. Bununla ilgili o stajyer öğrenciler sevindi. Ama hayalleri yine suya düştü. Staj görüyor musun? Evet. Sigortan yatıyor. Yani 9 aylık bir süreç. Hani bu gelip geçici yani. Öyle ömürlük bir şey değil. Orada başıma bir iş gelirse onun dışında bir sigorta başlangıcı yok yani. Staj yaptığımız zaman bir işe yarasın bence. Biraz daha erken emekli olalım. Emekliliklerine bir faydası yok. Hatta sigorta başlangıcı olarak bile kabul edilmiyordu. Stajyer öğrencilerin sigortası önce yasalaştı, sevindirdi. Sonra yanlışlık olduğu anlaşıldı, hüsran yarattı. Yanlışlıkla. Şansa bak, görüyorsun değil mi sen sahip? On numara abi. Biz de bir yanlışa maruz kalmışız o zaman. Biz de şu an yanlışlar sürükleniyordu. Binlerce lise ve üniversite öğrencisi her yıl zorunlu olarak staj görüyor. Staj sürelerince maaşlarını alıyorlar. Ayda 12 günde sigortaları yatıyor. Sadece erken emeklilik değil, bir yıl boyunca vermiş olduğumuz emek heba olacak yani. Ne kadar maaş alıyorsun mesela? Ne kadar veriyorlar? Asgari ücretin 1/3. 400 lira, 450 lira civarı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikle meslek liselerinde zorunlu staj gören öğrencilere ödenen maaşın en az 400 lira olması kararlaştırıldı. Stajyer maaşları asgari ücrete endekslenecek. İşverene yük oluşturmaması için de bu paranın 1/3'ünü devlet karşılayacak. Ne kadar senin maaşta? Aynı mı? 353 lira. Ama 65 yaşını bulan emeklilik için henüz 16-17 yaşında attıkları bu adım sayılmıyor. Yaklaşık 120 iş günü yatan sigorta sadece iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma. Parkeler döşüyoruz ya da sıva yapıyoruz, taşları kaldırıyoruz, alçılar yapıyoruz. Biz kızız, tırnağımız kırılsa başımıza dert olur o bizim. Başıma bir iş gelince babamın sigortasından da yararlanıyorum. Onlara gerek yok ki. 2014 yılında stajyer öğrencilerin sigorta başlangıcının yasaya girmesi teklif edildi. Plan bütçede görüşülürken yanlışlıkla da kanunlaştı yazıldı. Ancak birleştirilmiş olması içeriğin kabul edildiği anlamına gelmediği için teklif yine askıda kaldı. Şuna bak, bir sene staj yaptık, daha yeni haberimiz oluyor böyle şeyden. Yanlışlıkla değil, isteyerek yapsınlar yani. Yasa yanlışlığa takılınca stajyer öğrencilerin yaklaşık 120 gün erken emeklilik hayalleri de suya düştü. Düşüncelerini paylaşanlar arasında Rojin Hanım da var. Ankara çok kötü, inşallah bizim de başımıza gelmez diye fikrini paylaşmış bizle. Hepimizde aslında böyle bir korku var değil mi son günlerde? Ne yazık ki son günlerde değil, son aylarda, son yıllarda. Hepimiz umarım bizim de başımıza gelmez demekten başka bir şey bulamıyoruz. Üzülüyoruz. Umarım bizim de başımıza gelmez diyoruz. Sonrası ne oluyor? Hiçbir şey. Kredi borçları, kredi kartı borçları, ben ya da siz fark etmez. Hepimiz borçluyuz, o borçlar daha oldu. Bizdeki bu borç milli geliri bile solladı. Şu anda kriz içerisinde değiliz ama krizli dönemlerde de bu kadar borçlu değildi. Türkiye'nin borcu boyunu aştı. Türkiye Bankalar Birliği kredi borç miktarlarını açıkladı. Toplam borç 1 trilyon 714 milyar lira. Ama bu sadece bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları. 30 milyar çektim 3 senelinde, 40 milyar ödüyorum. 6 milyar da masrafı, 41 milyara mal oldum. Bankaya değil de dışarı borcu. Var tabii. Ya olmayan var mı? Var tabii. Çocukların araba taksidi var falan filan var ya. Hesaplasanıza toplam borcunuz ne kadar? Valla 30-40 milyar olur. Türkiye suyun üstünde yüzen bir buzdağı misali. Buzdağının görünen kısmı sadece bankalara olan kredi borçlarımız. Ama suyun altında kalan kısımda diğer borçlarımız saklı. Bankaların varlık yönetim şirketlerine sattığı batık kredi borçları 23 milyar lira. Çek senet borçları 700 milyar lira. Hazinenin iç borcu 430 milyar lira. Dışarıya olan borçlarımız 1,3 trilyon lira. Finansman şirketi kredileri 50 milyar lira. Bütün onları da eklersek Türkiye'nin toplam borcu 4,2 trilyon lira. Yani toplam borcumuz 4 trilyon 200 milyar lira. Bu da 1 trilyon 975 milyar liralık milli gelirin
iki katını geçiyor. Kara kara düşünüyoruz işte, o borçlar nasıl bitecek? O düşünenlerden biri de benim ne yazık ki. Kredi borcu, kredi kartı borcu. Perişan etti. Üstünüzde son günlerde böyle bir bahar yorgunluğu var mı? Kolunuzu kaldırırken kendinizi güçsüz hissediyor musunuz bilmiyorum ama bende çok var. Etrafımdaki herkes de çok şikayetçi bu durumdan. Bu bahar yorgunluğu. Ama enerjik olabilmenin de yolları varmış efendim. Yataktan kalkmakta zorlanıyoruz, işe gitmek istemiyoruz. Hepsini de yapmak zorundayız. Bu yüzden bize yardımcı olacak, destekleyecek yiyecekler, içecekler var mı? Elbette var. Günlerden de hazır pazartesi, siz de yeni haftaya hatta bahara hazır olmak istiyorsanız kendinize enerji veren bir içecek hazırlayabilirsiniz. İşte yorgunluğun şifası, bahara girişin kurtarıcısı. Havalar bir soğuk, bir sıcak, bir yağışlı ama bahar artık yavaş yavaş geliyor. Ama baharla beraber bahar yorgunluğu da geliyor. Aslında biz bu yorgunluğu her mevsim geçişlerinde yaşıyoruz ama baharda daha bir fazla yaşıyoruz. Neden? Çünkü özellikle ilkbaharın gelişiyle birlikte havada negatif bir elektron yükleri artmaya başlıyor ve bu da bizim enerjimize yansıyor maalesef. Daha ince giyiniyoruz, yediklerimizi aksatabiliyorsak eğer hafif bir bağışıklığımızın da güçsüzleşmesiyle birlikte daha da çok kendimizi yorgun hissedebiliyoruz. Mutlaka içerisine elmayı ekleyebileceğimiz, çünkü elma çok önemli bir lif kaynağı ve posalar bizim daha uzun süre kendimizi tok hissetmemizi sağlar. Gene bunun yanında özellikle havuç beta karotenden çok zengindir. Yani A vitamini içerir. Bu da enerji metabolizmasında çok önemlidir. Özellikle yiyeceklerin enerjiye dönüşümünde etkisi vardır ve antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Yine içerisine havuç ekleyerek mutlaka zencefil bağışıklığı güçlendiren çok değerli yiyeceklerin başında gelir. Tadı acı olmayacak mı? O nedenle çok küçük bir parçasını kullanacağız zencefili. Ve burada pancarımız var. Meyvelerin arasında. Bir sebze aslında ama çok değerli bir sebze. Antioksidan içeriği çok yüksek. Özellikle kırmızı ve mor renkli meyve sebzelerde antioksidanlar çok yüksektir. Mutlaka içerisine pancarımızı da ekleyeceğiz. Ve bir de C vitamininden zengin limonumuz olacak bu karışımın içerisinde. Şimdi rondodan geçiriyoruz. Ve sabah güne başlarken ya da ara öğünlerde tüketebileceğiniz içecek hazır. Bahar yorgunluğundan öyle bir bardak içecekle kurtulmak da mümkün değil. Bunu yediklerimizle de desteklememiz gerekiyor. Yiyecekler burada devreye giriyor. Evet. Nelerle destek sağlayabiliriz? Aslında öncelikle bizim glisemik indeksi düşük. Yani kan şekerimizi hızlıca yükseltip düşüren yiyeceklerden uzaklaşmamız gerekir. Çünkü ne kadar hızlı kan şekerimiz yükselirse o kadar çabuk düşecek ve biz kendimizi çok daha yorgun ve halsiz hissedeceğiz. O nedenle özellikle bulgur, kompleks karbonhidratlardan çok zengin, posası var, B grubu vitaminleri içeriyor ve glisemik indeksi çok düşük. O nedenle bulgur mutlaka her öğünümüzde, yani öğlen akşam yemeklerine, belki ekmek yerine daha rahat tüketebileceğimiz bir besin olabilir. Yine yulaf ezmesi, glisemik indeksi düşük bir yiyecek. Lif oranı çok yüksek, yani posası çok fazla olduğu için çok uzun süre midede kalacak ve daha uzun süre tokluk sağlayacak. Böylelikle biz de kendimizi çok daha enerjik hissedebileceğiz. Yine bunun yanında özellikle yeşil mercimek hem proteinden çok zengin hem de B grubu vitaminlerinden. B grubu vitaminleri enerji metabolizmasından sorumludur. Yani yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde B grubu vitaminlerin yeterli tüketilmesi çok önemlidir. Yeşil mercimek aynı zamanda en az bir kırmızı et kadar da protein içerdiği için protein bakımından da günlük ihtiyacımızın desteklenmesi konusunda bize yardımcı olacak. Yumurta her yerde karşımıza çıkıyor. Evet, kesinlikle öyle. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı. Ve proteinler bizim ayakta durabilmemiz için en önemli şey, bütün vücudumuzun yapı taşı aslında bakarsanız. Yoğurdumuz var. Yoğurt, evet, hepimiz biliyoruz protein için önemli bir kaynak ama aslında enerjimizi ya da yorgunluğumuzu nasıl giderecek noktasında probiyotik özellikle olması ön plana çıkarır. Probiyotikler özellikle yorgunluğun, fiziksel ve zihinsel yorgunluğun önlenmesinde çok önemli. Bağırsaklarımızın koruyucusu olan dost bakteriler. Yoğurt da bu probiyotiklerin en doğal kaynağı. Meyvelerden? Meyvelerden kivi ve muz burada var. Ve pek de keyifli bir enerji deposu. Kabak çekirdeği. Evet, kabak çekirdeği magnezyumdan çok zengin. Magnezyum özellikle enerji üretiminde ve bütün enzimatik reaksiyonlarda görevi olan, devreye giren bir mineral. Olmazsa olmaz. Porsiyona dikkat ederek
kullanmak lazım. Yani şöyle bir avuç kabak çekirdeğinden yaklaşık 150 kalori alabiliyoruz. Badem yine galiba aynı görevi görüyor. Kesinlikle öyle. Magnezyumdan çok zengin olduğu için enerjimizi arttıran yiyeceklerin başında. Tabii bizim yorgunluğumuz sadece bahardan değil, tanık olduğumuz olaylardan, yaşadığımız sıkıntılardan, bu ne yazık ki acı gündemden de kaynaklanıyor. Bir taraftan da böyle bir durumumuz var, ülkemize özel. Obezite hastalarıyla ilgili bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Obezite hastalarının kurtulması için akupunktur var ya da mide kelepçesi gibi yöntemler var ama her obezite hastası bu yöntemlerle zayıflayamıyor. Bunun da başka bir yöntemi varmış artık. O yöntemi bir izleyelim. Grelin üreten hücreleri ortadan kaldırmaya yönelik bir tıkama işlemi yapılması planlanmış. Obezite tedavisinde yeni bir çağ başlıyor. Mideye giden damar tıkanarak acıkma hissi ortadan kaldırılıyor. Morbid obezitede biliyorsunuz cerrahi tedavi şu anda çok popüler kullanılıyor. Dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri obezite. Hastaların kilolarından dolayı ameliyat olması çok riskli. Bu da doktorları harekete geçirdi. Yeni yöntemle cerrahi operasyona gerek kalmıyor. Anjiyo gibi küçük bir müdahale ile obezite sorunu ortadan kalkıyor. Ameliyata gerek kalmadan sadece midedeki acıkma hormonunu salgılayan bölgenin damarlarının tıkanmasıyla o hormonun baskılanması ve bu şekilde morbid obezite tedavisinde de yol alınmasının mümkün olduğu gösterilmiş. Mideye giden damarın tıkanmasının ardından acıkma hormonu salgılanması kesiliyor. Bu şekilde kişi daha az besin tüketiyor. Bu da hastanın daha hızlı ve sağlıklı kilo vermesine olanak sağlıyor. Yöntem henüz taze, yaygınlaşması bekleniyor. Bu yöntem henüz çok yaygın kullanım alanı bulmuş değil. Biz de sonuçlarını bekliyoruz ancak ilk sonuçları çok umut verici. Profesör Doktor Canan Karatay bize ekmek yemeyin diye işledi. İşledi ama onun bu tezi doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından doğrulandı. Tabii yanında korkutucu da bir rapor var. Dünya Sağlık Organizasyonu'nun Türkiye raporunda elimde var. Diyor ki Türkiye'de en kötü ekmek üretiliyor. Dünyanın en sağlıksız ekmeği Türkiye'de. Raporları Profesör Canan Karatay açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Ekmek tüketimi düşürülürse Türkiye'nin sağlığı düzelir. Ekmek tüketimi azaltılırsa hastalıklar da %30 azalacaktır diye bunu resmen rapor etmiş bizim bakanlığa. Ben ne yapayım? Sadece buğdayın yapısının değişmesi değil, Karatay'a göre ekmeğin esas zararı unun rafine edilmesinden kaynaklanıyor. Un ufak haline geliyor, un rafine oluyor. %10 katkı maddesi koyuluyor, bunu uncular söylüyor. Ondan sonra öyle kabarık oluyor. Üstelik yine Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'deki ekmek tüketim rakamlarında da tehlike çanları çalıyor. Tüketilen ekmek miktarı senede kişi başına 200 kilo. Canan Hoca Amerika'daki Texas Üniversitesi'nin raporuna da destek verdi. O rapora göre beyaz ekmek gibi glisemik endeksi yüksek gıdalar akciğer kanserini tetikliyor. Yüksek glisemik indeks yediğiniz karbonhidratların kan şekerinizi yükseltme hızıdır. Bunu yapan ekmektir. Karatay mayasız ve çok ince açılan yufkaların az miktarda tüketilebileceğinin altını çizdi. Yufka yerine lahana böreği, bir de lahmacun tarifi var 263. sayfada. İstanbul Yeşilköy'deki kitap fuarında okurlarının kitaplarını imzalayan Karatay, börekleri de lahanayla yapmayı önerdi. Yufka yerine lahanayı kullanacaksınız haşlayıp, o kadar, gayet basit. Bizi börek yerken görürsek bilelim ki o lahana. Evet, lahana böreği. Karnabahar pizzasının da tarifini vermiştik, onu da hatırlayabilirsiniz. Benden S. Fox, Facebook adresimizde. Hala tarifi var, mevcut. Yaşlandıkça çöküyoruz, kırışıyoruz, kilo alıyoruz. Ama bazı yaşlılar var ki baktığınızda yaşını öğrendiğinizde şaşırıp kalıyorsunuz. Onlar Akdeniz tipi yaşlılarmış aslında. Peki onlar gibi yaşlanmak istesek mümkün mü acaba? Kalp dostu beslenme, kalp dostu egzersizle yaşlanmayı kastediyoruz, zarif yaşlanmaktan. Bunun için Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Zarif ve sağlıklı yaşlanmak mümkün. İdeal kilo için sofranız Akdeniz olsun diyor uzmanlar. Aslında bizim yaşımızı belirleyen cildimiz, işte saçımızın beyazlaşıp beyazlaşmaması değil, kalp damarlarımızın kaç yaşında olduğu.
Kalp elbette ki en önemli organ ama ona iyi bakılmadığında tehlike çanları da çalmaya başlıyor. Günümüzde kalp damar hastalıkları 20'li yaşlara kadar inmiş durumda. Profesör Doktor Hüseyin Okutan kalbi korumanın Akdeniz tipi beslenmeden geçtiğini söylüyor. Sebze meyve ağırlıklı bir beslenme. Meyve dozunda ve miktarı özellikle şeker hastalarında buna dikkat etmeyi özellikle öneriyoruz. Yine tahıllı işlenmemiş tahıllar, baklagiller, fındık fıstık gibi kuru yemişler. Bu tüyolar zarif bir şekilde yaşlanmanın da sırrı aslında ama tek başına yeterli değil. Uygun egzersiz, vücudumuza, yaşımıza, sağlığımıza uygun egzersizle uygun esneklikte işte sosyal yaşamımızı sürdürdüğümüz, işte aile bağlarımızı koparmadığımız bir yaşlanmadan bahsediyoruz. Kalp dostu egzersizde birinci sırada yürüyüş var. Biz en zararsız spor olarak yürüme öneriyoruz her yaş grubunda. Profesör Okutan orta yaşla birlikte kırmızı eti haftada yarım kiloya indirin önerisinde bulunuyor. 1 liraya ne alınır? Düşünelim. Çok da bir şey alınmaz. Peki altın alınır desem size inanır mısınız? Hiç altın değil. Vallahi bir şeye benzetemedim ama. Bir şey göremiyorum ki, sadece bir yapışkan bir kağıt var. Şuradaki sarı şeyi görebiliyor musun? Gördüm. Telefon kartı. Baktılar göremediler. Gördüklerini de her şeye benzettiler. Bir tek altına benzetemediler. Gözle görülemeyen külçe altını yatırım olur mu? Dünyada bundan daha küçük külçe altın yok. Altının 10 yıl sonraki değeri neyse o değer üzerinden paraya çevirir zaman parasını alacak. Çeyrek ve yarım altınla ilgili artık bildiğimiz tek bir gerçek var. Çok pahalı altın artık gram gram. Bakın bu 1 gram. Bu da onun yarısı kadar. Yarım gram. Şurada bir yerde ise külçe altın var. Külçe altının fiyatı düşmüş 1 lira 17 kuruşa. Nerede değil mi? Burada. Cımbızın ucunda. Göz görmüyor. O bildiğimiz hassas terazide. Zaten tartmıyor. Üfleseniz uçuyor. Adı kendinden daha ağır. Sorsanız külçe altın. Ancak sadece 1 gramın %1'i kadar. Bu üstündekini mi diyorsunuz? Ben sadece bunu gösteriyor zannettim. Külçe mi bu? Külçe. Öyle mi? İnsanları ne hale getirdiler ya? Üfleyince uçup gidiyor, katlanabiliyor. Tutarken bile yırtılacak endişesi yaratıyor. 1,5 lira maliyeti olan ambalajı bile kendisinden pahalı. Halkın alım gücü düştüğü için alternatif altınlar üretilmeye başladı. O zaten kıyak gibi bir şey. Niye alayım bunu? Hayat böyle giderse böyle takı olarak kullanılır. Evet. Şu anda param yok almaya. 1 lirayı kumbara yatarım, yine birikir. Altın fiyatları el yakınca 1 gram altın geldi 117 liraya. O da pahalı diyene yarım gram altın satışa sunuldu 50 lira. O da pahalı diyene 0,025 gram altın gram altının 40'ta biri 3 lira. O da yetmezse adı büyük, kendi mikroskobik 0,01 gram altın fiyatı 1 lira 17 kuruş. Alır mısınız? Ben almam. Niye, uygun? Hayır, nasıl yani, neyime yarayacak ki o? İşte birikim yaparsın. Ha, birikim o şekil mi yapılacak artık? Evet, küçük küçük. Küçük küçük. Doğru, emeklileri belki öyle biriktirmesi lazım artık, bundan sonra hayat çok pahalı. Çok ucuz ama alırım diyen çıkmadı. Saklamak dert, uçup gidiyor. Yatırım için 1 gram olsun desek 100 tane gerekiyor. Düğünlerde götürmeyelim de sonra başımıza yeriz malum o altını. Bu sene saç modası diyeceğiz. Saç modası, biraz moralimiz düzelir belki. İzleyelim acaba hangi saçlar moda? Benim için topuz. Her zaman topuz. Yaz da geliyor, rahat oluyor değil mi topuz? Aynen öyle. Topuzun en farklı modelleri, birbirinden ilgi çekici saç tasarımları. Güzellik fuarında görenleri şaşırttı. Farklı olmasını istedim. Günlük hayatta bu kadar farklı modelleri taşımak çok zor ama yılın modasına dair ipuçlarını veriyor. Bu sene böyle yüksek topuzlar çok moda olacak. Ağır mı bu saçı taşımak? Yok, çok ağır değil ama çok zevkli. Bir davette böyle bir saç taşımak ister miydin? İsterdim. İsterdim. Yani farklılıksa eğer isterdim. Bu saçları yapanlar da yaptıranlar da çok cesur. İstanbul Harbiye'deki güzellik fuarı sıra dışı bir gösteriye sahne oldu. Kuaför odalarının düzenlediği şovda saçlara sanat eseri gibi şekil verildi.
Aşk düğümü. Nasıl saç sürdü? Kaç saat sürdü? Yani yarım saati bulmadı. Saçlar böyle deniz dalgası şeklinde. Deniz dalgası şeklinde, evet. Dalgaların dansı diye geçiyor zaten. 2016'nın modası yüksek topuzlar. Böyle bir saçı kullanabilir misiniz bilmiyorum ama hani günlük hayatta normalde bunun biraz daha küçük modellerini, daha tarz modellerini kullanabilirsiniz. Bu kadar yüksek olmasa da günlük hayatta da bu topuzlar çok moda olacak. Bir kuaför de geldiği şehrin renklerini saçlara yansıttı. Burada kıpkırmızı bir saç var. Ne anlatmak istedin? Biz Eskişehir'den geldiğimiz için SS saç olsun istedim. Kırmızıyla siyah. Saçlara model vermek için tabii ki kafamızda saç olması gerekiyor. Keller ne yazık ki. Kellikle mücadele edenler bu durumdan çok şikayetçi. Peki kelliğe çözüm bulundu desem? Hem de sadece bir kremle 14 gün içinde kafanızdan saç fışkıracak desem tepkiniz ne olur? Şafak benim yeğenim. Belki bilmeyenleriniz var. İndir kafanı şöyle. Burası boş. Öyle saç ektirme, saç diktirme vesaire yok. Ektirmeden, diktirmeden kelliğe kesin çözüm dediler. Sünnet derisinden yeni bir krem geliştirdiklerini açıkladılar. İstanbul'da özel bir üniversitenin geliştirdiği kremi ilk kullanan oyuncu Şafak Sezer oldu. Şafak gel gel. Görüldü mü? 15 gün oldu başlayalı. Çıkaran dökmeyi de araştırıyormuş, doğru mu? Üniversitenin genetik ve biyomühendislik bölümünün yaptığı araştırmada sünnet derisinin içinde özel bir kök hücre kaynağı bulundu. Ve o sünnet derisi kelliğe de çözüm oldu. İlk defa böyle bir hücreyle karşılaştım. Bölünme kapasitesi çok yüksek olduğu gibi aynı zamanda vücudunuzda neredeyse embriyonik hücreler gibi bütün hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğinin olduğunu gördük. 11 günlük bir uygulama ki bu kadar hızlı bir uygulama şu ana kadar tarih yazmamıştır. Sadece kelliğe değil, beyazlara da kesin çözüm getiriyor kellik kremi. Kadınlarda etkisi çok daha yüksek. Özellikle saçının orta bölgesinde seyrekleşme olan ve beyazlanma olan bir adayımıza uygulama yaptıktan sadece 10 gün sonra çıkan saçların hem siyah hem de ne kadar sık olduğunu görüyorsunuz. Kremin bulan özel üniversitenin kurucusu Bedrettin Dalan tanıttı. Patentinin alındığını, kolay kolay kimsenin çözemediği bir formüle sahip olduğunu açıkladı. Daha doktorası bitmemiş iki genç kızın başarısını görüyorsunuz. Uluslararası patente isimlerini yazdırdılar. Hayvan deneylerinin ardından insanlara da uygulanan krem piyasaya çıkmaya hazır. Seval Hanım bizlerle düşüncelerini paylaşmış. O yaşadıkları Ankara'da yaşıyormuş Seval Hanım ve yaşadığı korkuyu bizimle paylaşmış. Her olayda nasıl telefona sarıldığını anlatmış bizlere. Nasıl tedirgin olduğunu. Ankara'da hemen hemen hepimizin bir tanıdığı ya da karşılaştığı, tanıştığı birisi vardır. Hepimiz aynı paniği yaşıyoruz aslında bu her olayda. Tabii ki sadece Ankara için geçerli değil. Ne yazık ki ülkemizde yaşanan son yıllarda çok sık olmaya başlayan bu terör saldırılarıyla ilgili olarak söylüyorum bunu. Umarım bu tedirginliğimiz de bir gün biter. Umudumuzu da yitirmemek gerekiyor. Şimdi Tekirdağ'a gideceğiz. Tekirdağ'da Marmara Denizi'nden çıkan en büyük devasa balığı göreceğiz. Boyu 5 metre, kilosu 1 ton. Kişi bir oldu yine de yetmedi. Denizden vinçle çıkarabildiler. Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına tam bir tonluk köpek balığı takıldı. Ne kadar gelişmişti bu? 3-5 tane mezgit balığı, 1-2 tane küçük köpek balık yavrusu, arkasında da dev bir anne. Tekirdağ'da balıkçılık yapan Erdal Coşkun Çay attığı ağları topluyordu. Ağına takılan köpek balığını da tam bu sırada fark etti. Cam göz cinsi köpek balığı tam 5 metre boyundaydı. Ağırlığı da 1 tondan fazlaydı. Bugüne kadar Marmara Denizi'nde görülen en büyük balıktı bu. Öyle devasaydı ki tekneye alınamadı. 20 kişi vinç yardımıyla köpek balığını yukarı çekip kıyıya çıkardı. Sonra da kamyonete koydular.
Dev köpek balığı İstanbul haline götürülecek. Orada da ihale ile satışa çıkarılacak. Maşallah bayağı büyükmüş. Şimdi bu gördüğünüz köpek balığı pazar balıkçı tezgahlarında olacak. Belki pazarda, belki çarşıda karşımıza çıkacak. Bir de şöyle bir durum var aslında. Balıkçıdan sadece biz balık almıyoruz. Haberi izleyince ne dediğimi anlayacaksınız. More fish please. Aç kalan fok kıyıya çıktı, yolun karşısındaki restorandan balık istedi. Kısa süre içinde de restoranın müdavimi oldu. İrlanda'nın deniz kenarındaki bir balık restoranı sıra dışı bir ziyarete sahne oldu. Semi adını verdikleri fok karnı acıkınca kıyıya çıktı, iki şeritli yolu seçti. Restoran çalışanlarından balık istedi. Çalışanların onu sandalyeyle engelleme çabasıysa sonuç vermedi. Mücadeleyi kazanan Semi oldu. Fok balığı restoran çalışanının attığı balığın peşinden denize girdi. Balığı yiyen fok daha sonra bir ikincisini istedi. Restoran çalışanları Semi'nin ziyareti günde 3 kez tekrarladığını söyledi. Çocuk sevindirmek güzeldir ama o çocuk lösemi hastasıysa çok daha özeldir. Topla koşarken doktorların taktığı maske yüzündeydi. Biraz da yoruldu ama uzun zamandan beri ilk kez bu kadar mutlu hissetti kendisini Mert. Amerikan futbolu oyuncuları lösemili çocuklar için maç yaptı. Gel Mehmet gel! Gel Mehmet gel! Gel gel! Bana gel! Bana gel! Bana gel! Lösemili Çocuklar Vakfı, kısa adıyla LÖSEV, Akdeniz Üniversitesi ile birlikte kolları sıvadı. Antalya'da lösemi hastası çocuklar için etkinlik düzenledi. Hadi eller havada herkes. Farkındalık yaratma amacı taşıyan etkinliğe üniversitenin Amerikan futbol takımı da katıldı. Lösemi hastası 7 yaşındaki Mehmet Mert Evcil de abileriyle Amerikan futbolu oynadı. Ben sana arkadan topu vereceğim. Sen alacaksın, bu arkadaki abine vereceksin. Bak. İki yıldır lösemiyle mücadele eden küçük Mert arkasına bakmadan koştu ve gol attı. Gel Mehmet gel! Gel Mehmet gel! Gel gel! Gel. Bana gel! Bana gel! Bana gel! Taştım! Eğlenceli miydi? Evet. Bir daha oynamak istiyor musun Amerikan futbolu? Yok, gerek yok. Neden? İşte. Yorucu mu? Yoruldu belki ama hastaneden, ilaçlardan uzak bir gün geçirdi Mert. Maskenin altından görülmese de yüzü gülüyordu. Hiç olmadığı kadar mutluydu. Yüzlerce bisikletli göreceksiniz şimdi ama içlerinde biri var ki Azmi ile hepimize örnek olacak. 14 Mart Tıp Bayramı'nı bir gün öncesinden böyle karşıladılar. Doktorlar, sağlık çalışanları, İstanbullular sağlık için pedal çevirdi. Bir kıtadan diğer kıtaya yüzlerce bisikletli geçti. Hareketli bir yaşam. Çıkabileceğiniz bir merdiven varken asansörü beklemek yanlış. Yürüyebileceğiniz bir mesafe varken arabanıza binmeniz yanlış. Bu yaklaşımlar zaten hareketli yaşamı getiriyor, bu da sağlıklı yaşamı peşinde getiriyor. İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve Kalbin İçin Pedalla grubu el ele verdi. Bisikletini kapan etkinliğe koştu. 13 yaşındaki Samet ise azmiyle herkese örnek oldu. Kaç kilometre bugün bisiklet süreceksin? Bilmiyorum ki. Niye geldin sen bugün buraya? Bisiklet sürmek için Kalbin İçin Pedallanın bir tur hazırlamış. Biz de onun için geldik. Samet Karaman'ın 5 ay önce sağ böbreği ameliyatla alındı. Ama o spordan vazgeçmedi. İkimiz de sporu seviyoruz. Bende de romatizma var. Yüzlerce tıp çalışanı anlamlı gününde sağla pedal basarak bu günü kutluyorlar. Ve işte görüyorsunuz yüzlerce kişi bu organizasyona katıldı ve tam 17 kilometre boyunca sağla pedal basacaklar. Yüzme sporu, bisiklet ve hızlı yürüme şeklinde bunları yapan insan ve uzun yıllar yapan insan kolay kolay kalp hastalığına yakalanmaz. Etkinliğe ilgi yoğundu. 17 kilometre pedal çevrildi. Avrupa'dan Asya kıtasına geçti tura katılanlar. Bisiklette hem insanın gezdiği için daha güzel bir spor. Spor
yaptıkça, pedalladıkça insan daha zinde oluyor zaten. Fazla kilolardan kurtuluyor. Arabadan inip bisiklete binelim. Kara bir pazartesiye merhaba dedik ne yazık ki. Mutlu yarınlarda görüşmek dileğiyle umudunuzu yitirmeyin diyorum. Şehitlerimize, ölenlerimize rahmet diliyorum. Ve tabii ki hastalarımıza, durumu kritik olanlara da acil şifalar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.